Sevgili izleyiciler, Ofis İşindan'ın bugünkü konuğu Yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydın. Nevzat, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kendini nasıl tanıtırsın bize? Yani çok detaylı ve uzun bir hikayem yok çünkü son 17 sene zaten Yemeksepeti.com'un CEO'suydum. Hala CEO'suyum. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Mezun olduktan sonra da hemen Silikon Vadisi'ne gitmek istedim. University of San Francisco'da MBA eğitimine, işletme master'ına başladım. Bir dönem kala da master'ın bitmesine Yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için Türkiye'ye geldim. İşte geliş o geliş. Bir daha dönüp okulu bitirmedim. Ve 17 senedir de Yemeksepeti.com'un farklı aşamalarında işte büyümesi, gelişmesi, ilerlemesi, ortak alması ve satılması süreçlerinden geçtik. 2015 yılında da Alman bir firmaya Yemeksepeti.com'un tamamını sattım ve şu anda hala CEO'suyum. Peki Türkiye'de sektöründeki büyümeyi ve tabii global rekabette göz önünde bulundurarak dünyadaki son dönem gelişmelerini nasıl değerlendirirsin? Ya genelde Yemeksepeti.com gibi bir modelin bu kadar erken keşfedilmesi pek mümkün olmaz dünyaya baktığımızda. Biz Yemeksepeti.com'u kurduğumuzda da örnek alabileceğimiz bir site yoktu. Yani Yemeksepeti.com yurt dışındaki herhangi bir sitenin kopyası şeklinde ortaya çıkmadı. Halbuki Türkiye'deki diğer büyük internet sitelerine baktığımız zaman onların mutlaka bir yurt dışında büyük abisi vardır ve onların gittiği yoldan gitmeye çalışırlar. Bizim şansımız ve şanssızlığımız, bizim böyle bir firmamız yoktu yurt dışında. Yemeksepeti.com tamamen Türk internet kullanıcılarına ve Türk restoranlarına özel olarak Türk girişimcileri tarafından kurulan bir proje. Sipariş rakamlarına baktığımızda da ülke anlamında dünyada üçüncüyüz. Yani Amerika en fazla sipariş alıyor, Amerika'daki bir firma. Sonra İngiltere, sonra Türkiye. Yani hangi internet sektöründeki işte Türkiye 3. sırada yer alıyordur bilmiyorum. Ve büyüme rakamlarımız da çok iyi. Yani dünya ölçeğine baktığımızda sipariş verme sürecinin bu kadar hızlı, kullanıcı için bu kadar kolay konumlandığı başka bir proje yok, rahatlıkla söyleyebilirim. Peki e-ticaretin Türkiye'deki potansiyelini ülkenin demografik yapısında göz önünde bulundurarak nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu biraz üzücü bir soru aslında. Çünkü bu soruyu bana 5 sene önce de sorsan, 10 sene önce de sorsan, 15 sene de önce sorsan aynı şeyi söyleyeceğim. Çok acayip bir potansiyel var. Çok genç bir nüfustan bahsediyoruz. Bir takım alışkanlıklarını çok kolay değiştirebilen bir nüfus kitlesinden bahsediyoruz. Bakın renkli televizyon, bakın cep telefonu. Yani hayatımıza gerçekten katma değer sağlayan ürünleri veya servisleri monte etmekte çok başarılı bir halkız. Ama o potansiyel, o bir türlü kinetik enerjiye dönüp de Türkiye'den ticaret devleri ortaya çıkmıyor. Ama yine aynı yanıtı vereceğim. Yani çok genç bir nüfus var, öğrenmeye aç. İşte 28 yaş, %50'nin, 28 yaşın altında popülasyonun %50'si. Ve önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında ihtiyaçlarının neredeyse tamamını internetten karşılamaya hazır bir kitle geliyor. O yüzden Türkiye özellikle diğer emerging marketlara, gelişmekte olan pazarlara baktığımda çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Peki Türkiye'de e-ticaretin gelişmesinin önünde sence neler var? En büyük engel ne? Normalde duyduğunuz yanıtlardan biraz daha farklı bir yanıt vereceğim buna. Genelde yanıtlar işte finansman ihtiyacı vesaire falan, proje eksikliği ya da gerçekten eğitimli kesimin girişimci olup buraya yönelmemesi gibi yanıtlar oluyor. Ben ise exit azlığından bahsedeceğim. Yani projeden çıkış azlığı Türkiye'de söz konusu. Benim kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Benim şu anda 28 tane yatırımım var. Her sene 5-6 tane yatırım beğeniyorum ve onlara yatırım yapıyorum. Ama her sene de aynı şekilde 5-6 tane yatırımdan çıkmam gerekiyor. Ama çıkış söz konusu değil. Çünkü çıkmak için gerekli enstrümanlar ve gerekli ekosistem kurulmuş ve kurgulanmış değil. Şirketler bu büyüklükte halka açılmayla girişim yatırımcılarına gerekli paraları dağıtıp onları şirketten çıkartamıyorlar. Stratejik alımlar için de çok küçük kalıyorlar. Yani Türkiye'de daha çok Yemeksepeti.com gibi exit'i, yani birebir kurucuların bu işten para kazanıp çıktığını görmemiz gerekiyor ki sektöre giren para artsın ve o çıkışı yapan ve o parayı kazanan yatırımcılar ve girişimciler de yine aynı sektöre yatırım yapıyor olsunlar. Şimdi sektörün biraz daha geleceğine bakarsak, 2030 yılında sence müşterileriniz, yani daha doğrusu e-ticaret alanında kimler olacak? Şimdi 2030 çok uzak bir vade bir kere. Yani geleceğinden en azından daha fütüristik bakarsak. 2020'de ne olacağını pek öngöremiyorum ama 2030'u şöyle biraz daha, evet, daha biraz daha fütüristik olacak. Ütopik de olabilir aslında. Bir kere kitle herkes. Şimdi belli bir kitle var ki bunların içerisine kendim de dahilim. Ben 40 yaşındayım, 41 yaşındayım, yani 40 yaşlarındayım. Ve internetle tanışmam 1990'lı senelerde oldu. Ben kendi gelişimimi tamamladıktan sonra internetle tanıştım. Bir de internetin içine doğan bir kitleden bahsediyoruz. Yani 2030 dediğimizde 2000, 2010, 2015 yılı doğumlulardan bahsediyoruz ki hayatlarında internetin ne olduğunu bile bilmeyecekler. Çünkü zaten internet diye bir şeyin içine büyüyor olacaklar. Mobil cihazlar çok değişecek ve artık herkesin yanında taşıdığı cihazlar. Yani sürekli online bulacaksın. Online olmak, online internete bağlanmak vesaire gibi kavramları bilmiyor olacaklar. Ve yapılmakta olan her şeyin, bunun içerisine gıda alışverişi, giyim alışverişi, ev alışverişi, araba alışverişi dahil, bütün sektörlerin offline to online shift'inin, yani offline'dan online'a kayışının neredeyse tamamlandığı noktalara geliyor olacağız 15 sene içerisinde. Ve bu da e-ticaretin şu ana kıyasla hayatımızda çok daha fazla, inanılmaz bir seviyede konuşulduğu, e-ticaret diye bir kavramın kendi içerisinde çok da seslendirilmediği ama insanların online olarak sipariş verdiği bir takım şirketlerin ve kurumların olduğu bir dünyadan bahsediyoruz yani. Bu arada şey değişebilir, yani mesela internetin yerini ne alacak gibi bir soru var. Öyle bir şey yok yani. İnternet dediğimiz şey zaten interconnected networks. Artık internetin içine doğuyoruz ve daha fazla cihazlar birbiriyle konuşuyorlar. Daha fazla cloud computing'den bahsedebiliriz. AI'ın, yani hep o küçükken filmlerde gördüğümüz artificial intelligence'ın gerçekte hayatımıza nüfus ettiğini birebir hissediyor olacağız. Mesela benim küçükken filmlerde seyrettiğim ve şu anda gerçekleştiğini gördüğüm neredeyse tek şey sürücüsüz araba. Evet. Buna benzeyen, daha eskiden gördüğümüz belli bir takım böyle bilim kurgu filmlerindeki kavramlar çok daha aşina geliyor olacak. Ama e-ticaret dediğimiz şey kat ve kat ve kat ve kat büyük olacak yani. Sen şimdi söylerken aklıma geldi. Mesela ben babaannemle geçen gün otururken bu görüntülü konuşma diye bir şey diyorlardı ve mümkün değil diyorlardı diye anlatıyor bana. Şimdi ben seni görebiliyorum diyor. Şimdi tabii bizde de böyle bir ayrım olacak mı bilmiyorum. Ama hani iş ve satış kanalları, teknoloji, tabii e-ticaret tamamen bunların ortasında olan bir şey. O alanlarda ne değişecek sence? Böyle bir gap olacak mı sence? Ya bir kere lojistik tarafı çok gelişecek. Yani bir siparişi verip 2-3 gün bekleme falan gibi şeylerden bahsetmeyelim bundan sonra. Siparişi verdiğiniz ürünün en kısa süre içerisinde, büyük ihtimalle birkaç saat içerisinde temininden bahsediyor olacağız. Oradaki last mile'ın, yani en son size teslim edilen mesafenin çok daha kısalması söz konusu değil. Yani teleport diye bir teknoloji hayatımıza girmediği takdirde. Ama özellikle işte stok tutma, kargo vesaire falan bu gibi konseptlerin çok daha hızlandığı, çok daha kullanıcının lehine geliştiği ve istenilen ürüne çok daha çabuk ulaşmak söz konusu. Augmented reality özellikle kılık, kıyafet, ayakkabı vesaire gibi ürünlerde hayatımıza giriyor olacak. Yani çok klasiktir. Bu soru burada 2000 yılında bana sorsanız yine bunu derdim. İşte 2015 ama yavaş yavaş onun izlerini görüyoruz. Yani bir kıyafet üzerine nasıl duruyor, onu yerleştiriyorum, arkadaşlarımla paylaşıyorum, onlar beğeniyorlar, evet ondan sonra onu gidip alıyorum vesaire. Bunlar da hayatımızın içine girecek, ütopik olmaktan çıkacak. En büyük gelişmelerden biri ödeme sistemlerinde olacak. Yani eskisi gibi işte kredi gir, 3D, Secure vesaire falan filan, bunlardan daha farklı sistemleri, ne bileyim yani retina scanner'ından thumbnail scanner, bir sürü farklı teknolojiler burada öngörülüyor. Onlara geçilecek. Digital currency'lerin öneminin artacağını ama hiçbir zaman normal currency'lerin yerini en azından 2030'a kadar tutacağını düşünmüyorum. Ve digital currency'lerle de ödeme tarafında çok gelişmeler olacak yani. Peki yani sektörel açıdan yine bakarsak hangi meslekler ortaya çıkacak şu an olmayan? Şimdi hem 2030'a kadar bunu öngörmem çok zor ama data ile ilgili mesleklerin, yani big data ile özellikle ilgili mesleklerin önümüzdeki 5 sene içerisinde çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Robotik bir takım çözümlerle uygulanabilen yapılabilen her türlü mesleğin de extinct, yani son bulacağını düşünüyorum. Robotlar ve artificial intelligence, yani yapay zeka hayatımıza daha fazla nüfus ettikçe işte orada da iş gücünün daha nitelikli iş gücüne doğru kaymasından bahsediyoruz. Ve orada da teknoloji ve computing işin içine giriyor. Ve business intelligence dediğim gibi, big data, yine her zaman computer engineering ve electronics engineering ön planda olacak. Ama çok fazla şey oluyor dünyada ve artık bunları gözlemleyebiliyoruz. Ama o gözlemlediğimiz şeyleri anlamlandırmak tarafında ciddi iş gücüne ihtiyacımız var. Ve firmaların özellikle büyümelerinin bu tarafta gelişeceğini düşünüyorum. Ben pazarlama departmanı, mesela hangi departman daha önem kazanacak diye bir soru gelse bana, ben pazarlamanın veya satışın önem kazanacağını o kadar düşünmüyorum. Ama business intelligence'ın, product'ın ve HR'ın çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Ofis ortamları açısından belki diyebilirsin ki şu anda da zaten normal bir ofis ortamı düzeninde değiliz. 10 yıl, 20 yıl öncesine göre bakarsak, karşılaştırırsak. Sence neler olacak ofis ortamında? Açık ofisler mi olacak veya ofis olmayacak mı? Ofisin olmama fikri biraz ütopik geliyor bana. Yine çok pratikte uygulanabilecek bir fikir gibi gelmiyor. İnsanların telecommuting yaptığı, yani evden çalışabildiği modellerde de verimlilik tarafında ciddi düşüş olduğunu düşünüyorum. Eğer çok radikal bir çözümle karşı karşıya kalınmazsa. O yüzden de bizim aslındaki ofis, ya ofis dediğimiz şey tarihsel gelişimine baktığımızda 1900 yılından bu yana kadar acayip değişen bir kavram değil. Tabii ki kullandığımız ürünler inanılmaz değişiyor. Teknoloji işin içine giriyor, bilgisayar bambaşka bir noktaya getirdi olayı, scanner diye bir şey kalmadı, cep telefonundan fotoğraf çekiyorsunuz vesaire. Ama insanların belirli saatlerde girip belirli saatlerde çıktıkları ve birbirleriyle interaksiyonda bulundukları bir ortam olarak ofis konumlanmış durumda. Bu beraber çalışılan ofislerin özellikle daha mikro boyuttaki firmalar için ön plana çıkacağını ve gelişeceğini düşünüyorum. Yani insanların belli ofis alanlarında paylaşmalarının, sadece ofis alanını paylaşma anlamında değil, firmalar arasındaki sinerji anlamında da onlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mesela kıyafetle ilgili bir şeyin kalacağını düşünmüyorum. Veya bir takım veya saatle ilgili, saat 9'da gel, turnikeden geç, işte şeyi bas, bunların kalabileceğini düşünmüyorum. Yani niye olduğunu da düşünmüyorum. Niye olduğunu da bilmiyorum. Veya öğlen saat 3'te sen burada ne yapıyorsun, git ofisinin başına çalış falan, bu gibi şeyler yok yani. Zaten Silikon Vadisi'ndeki görmüş olduğumuz ve böyle bazen artık internette gördüğümüz ofis yaşamlarının klasik sektörlere de yansıdığı ve klasik sektörlerdeki iş yapış biçimlerini de değiştirdiği bir ortamdan bahsedeceğiz. Toplantı sayıları azalacak bence ve toplantıya giren kişi sayısı da azalacak. İnsanlar çok daha kısa, çok daha sonuç odaklı, çok daha paylaşarak ve bilgili şekilde toplantılara girecekler. O yüzden de böyle 6 saatlik 20 kişinin girdiği toplantı sayısının ciddi anlamda azalacağını düşünüyorum. En önemli artışlardan biri verimlilikte olacak. Yani verimlilik inanılmaz artacak. Burada da HR'ın çok önemli olacağını öngörmüştüm. Burada da HR hem çalışanların kariyer planlamaları anlamında hem de onların talent management'ları anlamında, yani onların karakteristik özelliklerine veya kişisel özelliklerine uygun bir takım görevlerle ve işlerle bir araya gelmeleri anlamlarında çok ama çok önemli rol oynayacak yani. Peki son olarak 2 kişiye tavsiye vereceksin. Bunlardan biri üniversiteden yeni mezun olmuş ve bu sektörde revaçta olan mesleklerden birini seçecek. Bir diğeri de yeni bir iş kuracak olan yatırımcı. Ne derdin? Üniversiteden mezun olduğunuz zaman riske atabileceğiniz şey sayısı çok az. Yani bir aile kurmuş değilsiniz. Belli hayat standartlarınız yok, en azından ben kendim için ve arkadaşlarım için konuşayım bunu. O yüzden de riske atabileceğiniz şey, çok daha kolay risk alabiliyorsunuz, daha doğru bir deyimle. O yüzden de bir girişim aklınızda varsa, bir şey yapmak istiyorsanız, insanların hayatında fark yaratmak istiyorsanız en doğru zaman üniversiteden mezun olunan zaman. Bundan sonraki 5 seneyi iyi kullanabildiğiniz takdirde, ki ben bunu iyi kullananlardan biriyim ve bence çok daha zor bir ortamda biz Yemeksepeti.com'u kurduk. Şu anda çok daha fazla enstrüman ve çok daha fazla yapılacak bir şey var. Hayatının kıyısından, köşesinden girişimciliğe bulaşmak istiyorsan, üniversiteden mezun olduktan sonraki dönem Çok önemli bir dönem. Onu çok iyi geçirsinler. Ya hayatlarında yapmak istemedikleri bir şey yapmasınlar ya. Bu çok görüyorum bunu. Şimdi sektör ismi verip spekülasyon yaratmayayım. Ama bazı sektörlere giren arkadaşların her ne kadar o sektörde yükselseler de hayatlarından memnun bir şekilde yaşamadıklarını görüyorum. Bu çok pahalı bir tercih. Yani hayatında her gün 8-9 saat gittiğin yeri sevmeyip zorla o işi yapıyor olmak, bu çok masraflı bir şey. Gerçekten sevdikleri neyse onu bulsunlar ve onun peşinden geçsinler bence. Ben bunu yapabilen şanslı kesimden biriyim ya. Yani hayatında girişimcilik yapmak istese de istemese de şu an için revaçta olan sektörlere baktığımızda daha çok bilgi teknolojileri tarafında çok ciddi açılımlar görüyoruz. Ve ben de özellikle bilgi teknolojileri alanı gibi çok değişen, çok gelişen ve evrilen bir sektörde hiç olmasa bile birkaç senelik bir tecrübenin kişinin kendi kariyerine, ondan sonraki kariyerine yön verme ve hatta girişimci olmayla ilgili fikirlerini çok daha destekleyici yönde gelişeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.